Son 125 günümüz kaldı LGS'ye ama hala çok değerli bir zamanımız var. Dolayısıyla beraber çalışıp başaracağız. Kobe Bryant, yani daha yeni vefat etti biliyorsunuz. Çok önemli bir basketbol oyuncusuydu. Onun şöyle bir sözü var. İstiyorsan çalışırsın, çalışırsan gelişirsin, gelişirsen hırslanırsın, hırslanırsan kazanırsın, kazanırsan da kazanırsın. Gerçekten de kazanırsak büyürüz, gelişiriz, kendimizi daha iyi hissederiz diyoruz. O yüzden LGS'yi kazanacağız diyoruz. Şimdi günün yorumuna bakalım. 309 beğeni almış. Hocam LGS yaklaşıyor ama ben hala deneme netlerimi arttıramadım. Yardımcı olur musunuz? Bak burada şunu anlıyorum bak. Hocam LGS yaklaşıyor tarafından aslında birazcık seslendiğimiz, artık yetiştiremeyeceğimiz gibi bir algıya kapıldığınızı düşünüyorum. Hayır, öyle bir şey yok. Bak hemen diyor, hesapla yapalım. Günde 2 tane deneme çözseniz, yani aslında 180 tane soru çözseniz ve 125 günümüz kaldı değil mi? 125 ile 180'i çarptığımız zaman 22.500 tane soru ediyor aslında. Her iki denemede 180 soru var biliyoruz. Tabii bunu normal soru testi olarak da çözebiliriz. Peki 22.500 soru kaç tane kitap demek aslında? Yeni nesil sorularda artık bir kitapta 500 tane soru var. Dolayısıyla ben bunu 500'e böldüğüm zaman 45 tane kitap bitirmek demek. Dolayısıyla hala çok değerli bir zamanımız var. Zaten 45 tane kitap bitiren adam gerçekten sınavı kazanır, LGS'yi kazanır diyoruz. Peki deneme netlerimi arttıralım. Neden? Çünkü verimli çalışmıyoruz. Verimli çalışmak için ilk başta yapmamız en önemli gereken şeylerden bir tanesi ortamımızı düzenlemek. Gerçekten de eve geliyoruz, ortam zaten dağınık. İnsanın çalışması bile gelmiyor. O yüzden lütfen ilk başta ortamınızı düzenlemeyle, kendinizi toparlamayla başlayın. Ardından denemeleri saatli çözün. Deneme netlerini artırmak istiyorsan saatli çözmeye önem ver ve gerçekten gerçek sınavdaki gibi saat 9'da, saat 10'da çözmeye çalış ki bu sayede o atmosfere alışmış olasın. Yani hafta sonları boş kaldığın zamanlarda bunu yapabilirsen gerçekten netlerin arttığını göreceksin. Aynı zamanda bir de bu saat çok önemli. Bir de üçüncü şey de kaynak çok önemli. Doğru kaynaklarla çalışmak gerekiyor. Yani sizi farklı sorularla, eski nesil sorularla, hani artık çıkmayan tarz sorularla meşgul etmemesi gerekiyor kaynağın. Kaynağın sizi doğru yönlendirmesi gerekiyor. O yüzden zaten Tonguç Akademi olarak bütün kaynaklarımıza özen gösteriyoruz. Siz de bunun gibi, yani Tonguç Akademi'ye benzer kaynaklar ve Tonguç Akademi kaynaklarıyla çalışırsanız başarılı olacaksınız diyoruz. Peki geldik günün kitabına. Değirmen Sabahattin Ali'nin kitabı. Sabahattin Ali'nin Değirmen kitabı çok güzel bir öykü kitabı. İçinde değirmen öyküsüyle başlayan birçok öykü var. Bunları da okuyup gerçekten de anlama, mantık, muhakeme becerilerimizi geliştirebiliriz diyoruz. Peki günün okuluna bakalım. Ebru Naim Fenlisesi, yani Tekirdağ Fenlisesi aslında. 474 puan alıyor. %1,57 ile alıyor. 2019 YKS sonuçlarına göre 33 tane tıp çıkarmış. Gerçekten de yüksek puanlı bunlar. 20 tane mühendislik ve 4 yıllık ve İngilizce bir eğitim sunuyor öğrencilerine. Günün sorusuna bakalım. Günün sorusunu arkadaşlarımız yorumlara atsın. Hadi bakalım şimdiden cevaplarını bekliyoruz. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın.